Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motiflerimizin yapımını çalışacağız. Kalp deseninden oluşan motifimizin yapımı oldukça kolay. Ortadan şu şekilde bakınız. Göbekten başlıyoruz. 1 ve 2. sıramızda sadece kırmızı rengimizi kullanıyoruz. 3. sıramızda ise bir sıramızda sadece, yani bir köşemizde 3 trabzan olarak beyazımızı kullanıyoruz ve 3 sıramız bakınız gayet kolay bir şekilde tamamlıyor. 4. sıradan itibaren beyazımızı birazcık daha kullanmaya başlıyoruz ve 7 trabzan olarak beyazımızı kullandıktan sonra kırmızımızla birlikte yürütmeye başlıyoruz ve köşelerimizdeki bakınız ilk kalbimizin şekillenmesini sağlayan bölümümüzü çalışıyoruz. Diğer iki köşemizde sonra devam ederek tekrar geliyoruz. Üstüne çıktığımız zaman bir üst sıraya beyazımız daha yoğunluklu, kırmızımız daha az olarak hemen bakınız kalp şeklini iki sırada veriyoruz. Şuradaki iki bölümü saymazsak gayet rahat bir şekilde hemen örmesi de görüntüsü de çok şık olarak tamamlıyoruz. Evet, dilediğiniz renklerde bu kalbimizi örebilirsiniz. Mavi, sarı, pembe, dilediğiniz her türlü renklerle kullanabilirsiniz. Eğer büyük geniş bir battaniye örmek istiyorsanız tek kişilik ya da çift kişilik her iki motif arasını aynı ölçülerde tamamen düz bir motif çalışarak ortasına o düz motifi koyup kenarlarda bu türlü kalplerimizi, yani bir tane düz bir tane kalp olarak da çalışabilirsiniz. Ya da tamamını kalplerle çalışabilirsiniz. Şu şekilde kalplerimizin yerinde değişiklik yapıp hem kenar çerçeve rengi, kalbin rengiyle oynamalar yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre, kullanacağınız alana göre bu çalışmamızı severek yapacağınıza eminim. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiyorum. Birinci zincir içerisine girerek bir tane halka yapıyorum. Halkamı kapadıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuva içerisine girip ikili trabzan örüyorum. 1, 2. Bir defa doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. İki defa da alıyorum ve buna ikili trabzan diyoruz. Bakın 1 ve 2. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. 1, 2. Yeniden bir tane daha. Üçerli gruplar halinde örüyoruz. 3 tane trabzan, araya bir tane zincir. Tekrar 3. grubumu örüyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. 3. grubumu ördüm. Şöyle görelim. 1. grubum, 2. grubum, 3. grubum. Araya bir zincir çekiyorum. 4. üçlü grubumuzu örüyoruz. İpimizi de altta gizleyerek getirdik. 1, 2 ve 3. Evet. Bir tane de zincirimizi çekelim. Şöyle yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Şuradan başladık. 3 tane trabzanımızı, bir zincirimizi ördük. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir örerek tamamladık. Arkadaki ipimizi çekelim. Hemen keselim orada. Kötü görünmesin. Şimdi birleştirme işlemini yaparak buradan diğer tarafa geçişi ikinci sıramıza başlayalım. Hemen 1, 2, 3. 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakınız, geçişimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1. trabzanımı bu şekilde örüyorum. Hemen yuva içerisine, yani bağlantımızın olduğu yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Alttaki 3 trabzanımın her birini birer tane örüyorum. İlk trabzanıma batıyorum. 1. İkinciye battım. 3. trabzanıma battım. Toplamda burada 5 tane trabzanım oldu. 5 trabzanımızı tamamladıktan sonra 2 tane daha trabzanımı bir zincirimin içerisine örüyorum. 1 ve 2.
Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Boşluklarımıza yani bir zincirlerimize iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzan şeklinde batıyoruz. Eğer kasma olur, örgünüz çok sıksa buradaki zinciri iki olarak artış yaptırabilirsiniz. Ve sonra alttaki üç tane trabzanımı birer birer örerek beş trabzana ulaşıyorum. İki ve üç. Toplamda 5 oldu. Şimdi boşluğa 2 tane daha örüyorum. 7 trabzana ulaşıyorum. İkinci sıramızda trabzan sayımız 7 oluyor. 2, 4, 6, 7. Bir tane zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. 1 ve 2. 3 trabzanımı birer birer örüyorum. 5 oldu. Hemen zincir içerisine 2 tane daha örüyorum. 6 ve 7. Üçüncü köşemizi de 7 trabzan olarak tamamladım. Bir zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Yine buraya da 7 tane trabzanımızı öreceğiz. Birer birer 1, 2, 3. Araya girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Evet, şimdi ikinci sıramızı şu şekilde tamamladık. 7'şer trabzan. 2, 4, 6, 7, 1 zincir. 2, 4, 6, 7, 1 zincir. Tekrar 2, 4, 6, 7, 1 zincir şekliyle 4 köşemizin 4'ünü örerek tamamladım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıç noktasındaki zincirimizin üçüncüsüne gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip bir tane trabzan örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı da örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan ileriye geçiyorum ve üçüncü sıramızı da bu şekilde başlatmış oluyoruz. 3 tane trabzanımı ördüm. Dördüncü trabzanımı da batıyorum. Bir tane çekiyorum, ikinciyi çekmiyorum ve beyaz rengimi bu sıramızdan itibaren örmeye başlıyoruz. Dördüncü trabzanı bir sefer çektim, ikinci kez kapamadım. Beyaz renkli ipimi alıyorum, beyazımla kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum, kırmızımı şöyle alttan götürüyorum. Diğer ipimi de alttan götürüyorum. Hemen sıradaki trabzanıma gelerek batıyorum. Bir, bakınız iplerim. Hem başlangıç ipim hem de kırmızı ipim altta kalacak. Yürütüyoruz. İkinciye batıyorum. Sıradaki. Ve sıradaki trabzanıma batarak 3 tane beyazım örüyorum. Üçüncüyü yine çekmeyelim. Üçün birini çektim. Yani üçüncü trabzanımın ikinci kez kapamadım. Beyazım altta kalıyor. Kırmızımla çekiyorum. Artık beyazımızı burada yürütmeyeceğiz. Burada kalacak. Sadece ilk şuradan üzerine batalım. Diğer işlemimizi yapmak için kırmızıyla tamamen örelim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı birer birer örüyorum ve beyazımı yürütmüyorum. Orada kalsın. Devam ediyorum. Trabzanlarımı sadece başlangıç beyazı yürütüyorum. 1, 2. 4 tane trabzan kırmızı, 3 trabzan beyaz, 4 trabzan kırmızı ördüm. Şimdi tığımın başını dolayarak bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 trabzanımı buraya örüyorum. 1 ve 2. Sırası ile birer birer trabzanlarımı örerek başlangıç noktasına geliyorum. Artışlarımızı ise 2 trabzan, bir zincir, iki trabzan şekliyle yapıyorum. 1, 2, bir tane zincir, tekrar 1 ve 2. Devam ediyorum. Bütün köşeleri artışımızı ikişer yaparak ilerletelim. 1, 2, 3. Üçüncü sıramızı ördük. 3, 7,
11 oldu bakınız. Her sıramızda yani her köşemizde 11 trabzan. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi 4. sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçtaki zincirin tepesine batıyorum. Ve şöyle örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Tekrar aşağıdaki trabzanlardan başlangıçtaki ikisini örüyorum. Diğer ikisini ise beyaz olarak örüyoruz. Şurada iki tane artışımız ve önceki trabzanımız, ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü bir defa çekiyorum. Aşağıya bırakıyorum. Beyazımı şöyle alıyorum. Kasmasına fazla izin vermeden kapatıyorum. Şöyle düzgün bir şekilde çekiyorum. Şöyle düzelterek. Ve hemen kırmızım aşağıda kalıyor ve çektiğim ipim de aşağıda kalıyor. 1 2 Kırmızımı götürüyorum bakınız arada. Daha önceki sırada ördüğüm beyazlarımı örüyorum. 2 ve 3 Üçünü ördüm. İki tane de sol tarafa doğru örüyoruz. Şimdi bakalım bu sıramıza. 1, 2, 3, 4. sıramızda 4 tane kırmızıyı ördüm. İkisini artış, ikisi diğer sırada arttığımız bölümü ördüm. 3 tane beyazımızın hemen iki sağına çıkarak 2 tane beyazımı ördüm. 3 tane beyaz trabzanımın yine üzerine birer birer ördüm. 2 de sol tarafını ördüm. Toplamda 7 tane trabzanımız oldu. 7. son beyazı yine aşağıya alıyorum. Kırmızımla kapatıyorum. Bu kez bu sırada beyazımızı örmeye devam edeceğimiz için beyazı alttan yürütüyoruz. Beyazı burada bırakmıyoruz. Birer birer örüyorum. 2 tane artış. Bir tane zincir. Şöyle görmenizi istiyorum. Hiç takıntı olmasın. 4 kırmızı, 7 beyaz, 4 tane kırmızı, bir zincir. Şimdi bu sırayı şu şekilde kırmızımızda önce 2 tane artış yapıyorum köşelerimde ve birinci trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın beyazımı alttan izleyerek yürütüyorum. Birer birer ikili trabzanla ilerletiyorum. Son iki tane trabzan kalana kadar kırmızı trabzanımızla örerek geldim. Son iki tane trabzanım kaldı. Köşeye bakın. 1 ve 2. Hemen beyazımla kapatıyorum. İki tane trabzanımı beyaz renkle örüyorum. 1 ve 2. Kırmızımı alttan yürütüyorum. Artış yerine köşemize iki tane trabzan örüyorum beyaz rengimizle. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar köşemize iki tane trabzanımızı ve hemen devam eden ilk trabzan, bakınız ilk trabzanımızın minik gözü şurada. Bir ve ikinci trabzanımıza batıyorum ve yeniden ikinci kez kapamayı kırmızımla yapıyorum. Bu kez beyazım alttan yürüyecek. İlerletelim. Öncesinde şöyle görelim bakınız. Köşemize geldikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 tane kırmızımı ördüm. 4 tane de buradan beyazımı ördüm. Bir zinciri çektim. 4 tane beyazımı tekrar köşemin sağına ve soluna 4'er tane ördüm. Ve kırmızımla ilerliyorum. Evet, kırmızılarımı ördüm. Şimdi 2 tane köşeme 2 kırmızı trabzan kalınca beyazla kapatıyorum ve iki tane köşeme beyaz trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Beyaz, bakın kırmızı ipimizi aradan götürüyorum. Köşeme iki tane trabzan. Bir tane zincirimi çekiyorum. İki trabzanımı hemen yuva içerisine örüyorum. Ve kırmızımın üzerine ilk kırmızım, bakın şuradaki küçük gözün içerisine batıyorum ve alttan da kırmızı ipimi yine götürüyorum. Bir, ikinci trabzanıma bir defa örüyorum. Beyazımı bırakıp kırmızımla devam ediyorum.
Köşelerimizi örerek ilerledim. Sıramızın sonuna kadar geldim. İki tane artışımı yapıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra karşıya geçişimi yapıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum ve kapatıyorum. Evet, kaç sıra yaptığımıza bakalım. Birinci göbeğimiz, ikinci, üçüncü, dördüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle ilmeğimi uzatarak görmenizi istiyorum. Kalbimizin tepe kısmı ve uçları olacak bölümümüzü şu şekilde biraz belirginleşti. Şimdi diğer sıramıza hemen başlayalım. Beyaz renkli ipimi alıyorum. Örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Kırmızımı çekiyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı ördüm. 2 artışımı buradan yaptım. Birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve beyaz rengimle trabzanlarımı birer birer örerek arkada da kırmızı ipimi devam ettiriyorum. Çünkü kırmızıyla yine öreceğimiz noktalarımız var. Her trabzanımı örüyorum. Evet, köşemizin bulunduğu noktaya geldim. Giriyorum, iki tane artışımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar iki artışımı yapıyorum aynı noktaya. Tığımın başını doluyorum. İki artışımdan sonra ilk trabzanıma giriyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü trabzanımı bir defa alıyorum. İpimi bırakıyorum. Kırmızı rengimi alarak kırmızımla kapatıyorum. Beyazım altta kalıyor. 7 tane trabzanımı kırmızı rengimle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. 4 tane beyaz, 7 tane kırmızı. Ve kırmızımın sonunu yine bırakıyorum. 7. trabzanımızı ikinci kez çekmiyoruz. Bırakıyorum. Tekrar beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle ikinci çekme işlemini yapıyorum. Ve kalan iki tane kırmızımı beyaz olarak örüyorum. Ve sonrasında beyaz olarak devam ettiriyorum şu köşemizin geçişini. Her trabzanımızı birer birer örelim. Köşemizde ikişer artışımızı yapalım. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar iki artışımı yapıyorum. Ve beyazlarımı altta kırmızım olarak örüyorum. Tekrar kırmızımıza geldim. Kırmızımızın ikisini ve son ikiyi örüyoruz. Ortada üç tane kalbimizin ucu olarak kalacak bölümümüz olacak. Bakınız, iki kırmızımı ördüm. Beyazımın ikinci kapanışını kırmızımla yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane kırmızımı örüyorum. Beyaz rengimi alarak kenardaki iki trabzanımı örüyorum. İki sağından, iki solundan şöyle beyaz rengimizde ördük. Şöyle görmenizi istiyorum. Çok daha anlaşılır olacaktır. Köşemizi örerek geldim. Aşağıdaki kalbimizin uç kısmındaki 7 trabzanımızın ikisini beyaz yaptık. Ortasını 3 tane kırmızı örüyoruz. Kenardaki 2 trabzanımı da beyaz olarak ördüm. Bu köşemizi beyaz olarak şu şekilde ilerletiyoruz. Kırmızımızı da altından götürmekteyim.
İki ipimiz aynı anda ilerlemekte. Artış yerine geldim. Bütün artışlarımızı ikişer yapmıştık. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Beyazlarımı örmeye devam ediyorum. Önce ilk trabzanımı. İlk trabzanımızı kaçırmayalım. Orada hemen arada kalır gibi oluyor. Evet, beyaz rengimizde köşemizi örerek geldim. Şimdi iki tane kırmızı renkteki trabzanımızı beyaza çevireceğiz. Bitişte de aynı şekilde beyaza çeviriyoruz. Aradaki 7 tane trabzanımızı karşısında yapmış olduğumuz gibi kırmızı rengimize dönüştürüyoruz. Hemen beyazımla yine devam ediyorum. 1 2 kapamıyorum. Altta bırakıyorum. Kırmızımla kapatıyorum. Ve başlıyorum. Beyaz ipim altta. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedinciyi bir defa alıyorum. Beyaz rengimle şöyle alttan alalım. Kırmızımız arada kalsın. Alıyorum. Bir, iki. Araya giriyorum. Bir, iki. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3. Geçişimi yapıyorum ve hemen ikinci trabzanımı zincir içerisine örüyorum. İlk trabzanımın tepesine batarak bütün çevreyi beyaz olarak örmeye başlıyorum. Kırmızı renkli ipimizi de arkadan keselim ve onu şu şekilde alta alarak gizleyelim. Bir tane zincirimizi şöyle çektirelim, düğüm atalım ve kalanını içe doğru gizleyelim. Ve diğer örmüş olduğumuz gibi bütün kenarı yine ikişer artışlarımızı yaparak tamamen çerçeve olarak beyazımızda örüp tamamlayalım. İkişer artışlarımızı yine yapalım. Çok çok kolay. Çok da güzel. Dilediğiniz örgüleriniz için umarım beğenerek yaparsanız. Beyaz sıramızı tamamen ördüm. Şimdi son bağlantımızı yapalım ve motifimizi bitirelim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzanıma batıyorum. Geçişimi yapıp yine bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek bitiriyorum. Evet, motifimiz bu şekilde hazır. Şöyle görelim. İçini kırmızı ya da beyaz yapabilirsiniz ya da aynı bu ölçülerde tamamen düz renklerde çalışıp çok güzel battaniyeler, şallar yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze ve zevkinize uygun olarak çalışmalarda bu güzel ve kolay desenimizi kullanabilirsiniz. Evet, bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.